İstanbul sana geliyor. Hayattan çok alacağım var. Anam babam beni doğduğumda sokakta bıraktı. Şimdi ben de senden bir babalık bekleyeyim. Şu yarışmayı bir kazanayım. Bir şöhret olayım. Bilirim ki ikisi de beni bulacak. Ama o zaman ikisine de bir çift sözüm olacak. Urfa'ya paşa. Afiyet olsun. Sağ ol. Burası bir şey. Adı ne senin? Bayram. Bayram. Bayram Bülbül. Tam da türkücü adıymış. Bayram Bülbül. Bayram Bülbül. Geç kalmışsın koçum. Taşanlıurfa'dan gelmişim ya. İyi tamam. Sokarız seni ama ver oradan bakalım bir yüzük. Yüzüne? Mevlam bir çok dert vermiş. Beraber derman vermiş. Sonuçları açıklıyoruz. Hayrettin Pektaş. Hey! Para ver lan abi! Abi yanlış anladın ya! Abi vallahi yanlış anladın abi! Vallahi yanlış anladın ya! Ya dur! Ne oluyor ya? Oğlum! Niye burada yatıyorsun? Gidecek yerin yok mu senin? Nereye gideyim abi? Paramı soydular. Al çantanı da gel. Gel içeri gel. Sabah erkenden çıkarsın. Tamam mı? Gel bakayım. Ulan nedir bu kuşlar? Yani sen hangi akla hizmet burada kalıyorsun? Otel mi burası? Ya Tahir amca deden bir duysa hepimizi sıraya dizer vallahi. Aman duymasın. Ya hayır bir de zaten adam hasta. Hadi ya. Vah vah geçmiş olsun. Nesi var? Sana ne? Çiçek kızım. Efendim Tahir amca. Gitme üstüne. Senin sandığın gibi değil. Çok çileli. Yazık. Neymiş çilesi? Urfa'da yetimhanede büyümüş. Anası babası yok. Sokaklarda büyümüş yavrucak. Çok acı çekmiş. Bayram. Özür dilerim. Yoğurt koydum dolaba ellere. Hadi 3 ve. Yoğurt koydum dolaba ellere. Bir gün başım dalaba, bir gün başım dalaba ellere. Bir gün başım dalaba, bir gün başım dalaba ellere. Çiçek, galiba yeni şarkıcımızı bulduk. Bayram da geldi bize tünedi. Yazık değil mi ya? Garibanın gidecek yeri yok işte. Ayıp mayıp değil bana. Tanımıyorsun etmiyorsun. Uzak dur. Uzak durmakta yarar var. Sen kıskanıyor musun beni? Ha evet kıskanıyorum seni Bayram'dan. Çok ayıp ama Yıldıray ya. Gerçekçi olalım. Avni Usta artık yaşlandı. Dinlenmesi lazım. Sen de kadın başına bu işlerin altından kalkamazsın. Kudret. Ya yalan mı söylüyorum? Bir teklifim var. Siz burayı bana satın. Ne? Ne? Biliyor musun? Bu yaptıklarını gördükten sonra iyi ki dinlememişim diyorum. İyi ki dinlememişim. Şimdi git başımdan. Son sözün bu mu? Budur. Pekala. Paşalı. Seni istemeyen babam değildi. Ben. O zaman bize biraz daha süre verirsiniz değil mi? Borçlar için. Yok yenge. Veremeyiz. Maalesef salonunuzu kapatacağız. Elimizden bir şey gelmez. Kusura kalmayın. Hadi kardeşim dışarı. Dışarı. Bayram nasılsın? Durun tamam. Ama beni hatırladın mı? Sen Avni babanın yanındaki şarkıcısın ya. Abi Avni baba hastadır. Biliyorum biliyorum. Salonda son zamanlarda sıkıntıdadır. Birikmiş vergi borcu varmış. Avni baba hastalığıyla ilgilenemedi. Karşıdaki Kudret de bunu fırsat bilip bizim maliyeye şikayet etti abi.
salonla bir güzel mühürletti. Peki benden ne istiyorsun evlat? Bileyim ayıp söylemesi ama eğer senin elin bolsa, parayı peşin verebilirsen hem dükkanı açtırız abi hem de sizin düğünü güzelce yaparız. Hayırlı uğurlu olsun hanımefendi. İnşallah efendim, inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Aslan bayram. Kaçtılar ya. Bayram ya. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Peki Şükran Hanım. Nereden buldunuz bu çocuğu abla ya? Ay sorma ya. Garibanın biriydi. Biz onu garson olarak işe almıştık. Bu çocuk Urfa'da yetimhanede büyümüş. Anasını babasını bulmak için kalkıp ta buralara gelmiş. Sonra bu kudret dümencisinin yaptığı yarışmaya girmiş. Bunu dolandırmışlar, parasını çalmışlar. Ya. Ben bulduğumda sokakta bankta yatıyordu. Acıdım içeri aldım. Sonra da Şükran Hanım sağ olsun iş verdi. Tahir abi aşk olsun. Haydi bakalım, oynamayalım. Kaydını sürsün bu akşam. Amca. Amca baba gelmiş. Baba. Bu adamın ne işi var? Baba ne işi var? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Baba. Erkek solist. İstemiyorum. Baba. Kendisine bir alkış isteyeyim. İstemiyorum. Baba senin ne işin var burada? Benim sahnemde erkek şarkıcı. Söyleyemez. Mardin kapışan olur lele 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 hanım. Mardin kapışan olur, dibi değirmen olur. Buralarda yer seven vallahi verem olur. Lele 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 hanım le hanım le hanım. Tahir abi. Dün gece yine maşallah vardı. Coşturdun milleti. Ya dün sahneden bir indim, kimse kalmamış. Nereye kayboldu herkes? Haberin yok değil mi? Avni Baba geldi. Ne? Doğru mu söylesen ağam? Ya beni gördüyse? Yok canım ya, görseydi kıyamet kopardı vallahi. Vatan hainleri. Alçaklar, beni sırtımdan vurdunuz. Benden gizli sahneye adam çıkartırsınız ha? Sizi düzenbazlar. Sizi işbirlikçiler. Avni Bey, sakin olun lütfen. Bakın kalp çarpıntınız artıyor. Baba, ne olmuş yani sahneye erkek şarkıcı çıkardık diye? Kıyamet mi koptu? Koskoca toplu düğünü hallettik.
Herkes hayatından memnun. Sana ne oluyor? Kızım kalksana oradan. Ben anlamam. Benim sahnemde erkek şarkıcı olmaz. Olmaz. Bu adam gidecek. Şükrü Hanım, babanızı daha fazla yormayalım isterseniz. Biliyorsunuz. Tamam baba. Bayramı yeniden garson yapıyoruz. Tamam mı? Rahatladın mı şimdi? Ay Salih, bu bahçenin hali ne böyle? Temizlesene şunları. Şu otları da yol, şu otları da yol. Hemen abla. Bahçelerde bürce oynar gelin gönlümce. Oynar gelin gönlümce. Ben bir süpürge alıp geleyim abla. Hay seni ablalar kovalasın. Merhaba. Ay ne kadar hoş söylüyorsun yine. Sağ olasın bacım. Ay çamaşırlarını kendin mi yıkıyorsun? Yazık sana ya. Olsun bacım, ne olacak? Ay kadınsız zor tabii. Böyle bekar bir başına ne yersin, ne içersin? Sorma bacım. Bizim Urfa'nın yemekleri burnunda tutuyor vallahi. Ay sahi mi? Niye söylemedin daha önce? Olsun, ne yapalım? Aç değiliz çok şükür. Ne bulsak idare ediyoruz işte. Yazık ayol sana. Neyse. Hadi iyi günler, kolay gelsin. Sağ ol bacım. Bahçelerde kereviz, bahçelerde kereviz. Biz kereviz yemeyiz. Biz ay neyse tamam canım, yapmayız kereviz. Hop! Moriyelelli yalilalilom. Moriyelelli yalilalom. Hop! Doğru söyle Şükran. Doktor ne dedi? Kaç günlük ömrüm kalmış? Ay saçmalama baba. İyileştiğini söyledi. Emin misin? Bu doktoru pek gözüm tutmadı ama... başka bir şey demedi mi? Aa, istediğin zaman işinin başına dönebilirmişsin baba. Öyle dedi. Birer tane daha içeriz değil mi? Hayır yok aşkım. Geç kaldım. Şirkete uğramam lazım. Bugün hafta sonu. Hani beraber bir şeyler yapacaktık? Sadece bir rapor teslim edip geleceğim. Bir iki saate dönerim. Bugün bizim lisedekiler toplanıyorlar. Dün Gamze aradı. Gelirsiniz değil mi dedi. Ben de geliriz dedim. Gideriz değil mi? Aşkım yapma ya. Çok geyikler. Hala 15 yaşında gibi takılıyorlar. Hiçbir bir baltaya sap olamamış. Sıkılıyorum artık. Yani bir baltaya sap olsalar sıkılmayacaksın öyle mi? Çiçek, konuşacak bir şey bulamıyorum. Zaten bir hafta sonum var. Onu da onlarla geçirmeyelim lütfen. Ben gitmek istiyorum. Eğer sen çok sıkılacaksan gelmeyebilirsin tabii. Bak şimdi. Hemen de yüzü düşermiş. Tamam. Sen öyle istiyorsan gider takılırız biraz. Bak söz ama değil mi? Bahane uydurmak yok sonra. Söz? Annem geliyor. Merhaba çocuklar. Nasılsın Şükran anne? Nasıl olayım? Babamla uğraşıyorum. Bayram sahneden inecek diye tutturdu. Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi kızmayın ama bence doğru söylüyor. Daha profesyonel bakmak lazım. Yıldıray? Öyle aşkım. Yani garsonun birini şarkıcı yapmak profesyonelce bir şey mi sence? Ben senin gibi düşünmüyorum. Pardon canım. Alo. Tamam çıktım, geliyorum. Neyse benim gitmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Yıldıray. Gel kızım. Anne bayramı nasıl söyleyeceğiz? Bir daha sahneye çıkamayacağını öğrenince çok üzülecek. Söyleyeceğiz artık, ne yapalım? Günaydın. Günaydın. Günaydın patron. Günaydın. Ben... Hop oğlum yavaş. Ben... Dikkat et yavaş. Düz yürü, düz yürü. Düzelt o masayı da. Kim bu lan bu? Dün aldığımız eleman patron. Bana bak, söyle de doğru düzgün işini yapsın yoksa koyarım kapının önüne. Tamam patron.
O masaları da düzeltin. Tamam patron. Bahçelerde kereviz, bahçelerde kereviz. Biz kereviz yemeyiz, biz kereviz yemeyiz. Moriyelelelli yalilalililom. Moriyelelelli yalililalom. Moriyelelelli yalilalililom. Moriyelelelli yalililalom. Hey! Günaydın Bayram. Şükran abla, Çiçek Hanım. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz yeni türkümü? Bu akşam için bunu hazırladım, beğendiniz mi? Bayram, aslında bu akşam... Bakın görün bu akşam nasıl eğlenecekler yine. İnsanları gülüp oynarken görmek beni çok mutlu ediyor abla. Bazen diyorum ki iyi ki bu salona şarkıcı olmuşum. Valla kazinoda çıksam bu kadar mutlu olmam yani. Bayram, babam dün gece seni sahnede görmüş. Görmüş mü? Yani... Bir müddet böyle idare edelim Bayram. Zamana bırakalım. Şimdilik garson olarak devam et, olur mu? Başım gözüm üstüne abla. Bayram ne olur üzülme, ne olur. Yok, garsonluk da güzel Çiçek Hanım, ne olacak? Buna da şükür. Ne oluyor bahçede? Kudret abinin gözüne girmek zor olacak galiba. Oho, dur bakalım öyle iki günde. Kolay mı bizim patronun gözüne girmek? Bir dediğini iki etmeyeceksin. Sabah çayını kahvesini vereceksin. Tabii ya, öksürse koşacaksın. Bu patronlar da hep aynı be abicim. Yo, bakma sen, o da alttan gelmiş. Çıraklıktan gelme. Çok çekmiş zamanında, kolay beğenmiyor o yüzden. Sen de aklını kullan, gir gözüne. Tamam mı koçum? Tamam abi. Hadi koş bak bakalım bir isteği var mıymış. Tut abi. Siz burada? Bu ne böyle? Çit abla. Ne çiti? Bana sordunuz mu çakarken? Burası bizim de bahçemiz. Ben ne bileyim abla. Patron bilir. Biz emir kuluyuz. Tamam şuna bak ya. Bir de mora boyamış. Patronun rengi. Doğru. Birazdan suratının rengi de böyle olacak. Nereye Şükran Hanım? Ufak bir işim var. Terbiyesizlik ha. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hoppala. Ne yaptık gene? Ne işi var o çitin benim orada? Ne demek ne işi var? Orası benim de bahçem. Madem ikimizin de bahçesi niye bana sormuyorsun ha? Biz neciyiz burada? Şükran yapma gözünü seveyim. Ya sınırlarımızı bilelim dedik. Fena mı ettik? Sen sınırı çoktan aştın Kudret. Bana sormadan o çiti oraya dikemezsin anladın mı? Bir de üstelik mora boyamışsın. Bizim salonun konsepti böyle. Görüyorum ama bizim salonun konsepti öyle değil Kudret Bey. Abi başka bir emrin var mı? Oğlum... Bir çay daha getir hanımefendiye, sakinleşsin. Başlıyorum abi. Beni bir çayla böyle sakinleştiremezsin Kudret. Gazoz söyleyeyim o zaman. O çit derhal sökülecek oradan. Emredersiniz. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Hala kendi bildiğini okuyorsun. Sen de hala anlamadan, dinlemeden çan 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 konuşuyorsun. Senin neyini dinleyeceğim ha? Bıraktığım gibi duruyorsun. 25 yıldır hep aynı Kudret. Neyse o. 25 yıl önce öyle demiyordun ama. Geçmişe mazi derler. Seni tanıdığım... Ayıp oluyor ama Şükran. O çit sökülmezse daha neler olacak göreceksin. Çekil be. Oo, ne şirret kadın bu abi. Ne biçim konuşuyorsun lan Şükran ablan hakkında? Yok ama abi yanlış anladım. Çık lan. Yakıl karşımdan yürü. Zibidi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Hazırladığın dosyayı alabilir miyim? Tabii. Reşat Bey. Efendim Emre. Ben cuma günü için izin isteyebilir miyim? Çiçek? Yok şimdi bitti toplantı ama çıkmadık daha.
Akşama gelmem zor. Ben seni sonra arayayım mı canım? Tamam canım, hadi bay bay. Ne zaman düğün? Hala salon bulmaya çalışıyoruz efendim. Her yer dolu. Yıldıray'a sordun mu? Onların düğün salonları var ya. Öyle mi Yıldıray? Duydun mu? Evet efendim. Madem salonunuz var, ayarlasanıza Emre'ye bir gün. Bak çocuk evlenemiyor. Şey efendim, bizimkinde de boş gün olduğunu pek sanmıyorum. Ayarlarsınız canım. Baban sahibi değil mi? Sahibi. Sahibi tabii. Ortağı aslında. Yandaki deliler bahçeyi çit dikmişler. Önüne saksı maksı koy da babam görmesin. Sonra peki çok abla. Kızar. Bayramı hallettik ama onun yerine kimi koyacağız bakalım? Allah'tan bu gece kına var değil mi anne? Hadi bu gece davul zurna lider edecekler ya sonra? Dedem ne yapar ne eder, bir kadın solist bulur nasılsa. Benden mi bahsediyorsunuz? Aa dede. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Gel otur şöyle, yorulma. Heh şuna bak. Daha gelir gelmez otur diyor. Oturmakta yürümez bu işler Şükran Hanım. Hele etrafı bir kolaçan edelim de bakalım ben yokken neler oldu kim bilir. Babacığım bir şey olduğu yok. Her şey yer yerinde gördüğün gibi. O belli olmaz. Akşama düğün var mı? Kına var baba. Düğün ne zaman peki? Yarın mı? Düğünü burada yapmıyorlar baba. Püh sizi. Kınayı aldınız, düğünü alamadınız mı? Beceriksizler sizi. Nerede yapacaklarmış peki? Kudret'in salonunda. Ne? Bir de Kudret'e kaptırdınız ha? Sizin yapacağınız iş bu kadar olurdu zaten. Bir de burayı idare ediyoruz diyorsunuz. Baba ne olur yorma kendini baba. Çekil. Of Allah. Of. Hıt. Destur. Hoş gelmişsin ağam. Geçmiş olsun. Sen kimsin? Ben Bayram. Komedyen değil miydin sen? Ben garsonum. İyi. Garsonluğunu bile öyleyse. Gözüm üstünde Bayram. Bir daha o sahneye çıktığını görmeyeceğim. Yakınından bile geçmeyeceksin. Ya adabınla garsonluk yaparsın ya da ense tıraşını görürüm. Anlaşıldı mı? Anladım o. Adama bak ya. Çekil şöyle. Çekil. Heh, şuraya yaklaştırın. Yer açılsın biraz kardeşim. Tamam. Ya ne bakıyorsunuz? Çekilsenize önümden duvar gibi. Dedeciğim sen yormasan diyorum kendini. Bak hallediyorlar işte. Biz yaparız hepsini. Çok yaparsınız. İki gün yok olduk ortadan. Her şey birbirine girmiş. Çiçek. Çiçek. Aa Yıldıray. Hoş geldin. Ne haber baba? Hoş geldin oğlum. Öp öp. Abim dedi öpeyim, geçmiş olsun. Sağ ol oğlum. Dedeciğim biz çıkıyoruz. Nereye bakayım haytalar? Liseden arkadaşlarla buluşacağız. İyi, gidin bakalım. Geç kalmayın ama. İyi günler, kolay görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Merak etme Avni baba. Yakında sizi ziyarete geleceğiz. Uygun bir zaman.
Ah çok heyecanlıyım vallahi Şükran. İlk defa böyle bir şeyin altına giriyoruz. Ne yapacağız? Merak etme. Kına geceleri güzel olur. Düğünü niye bu tarafta yapmadınız peki? Aa, sorma şekerim. Bizim damadın annesi. Çekeceğimiz var vallahi. Aramızda kalsın. Beğenmedi burayı haspam. Ya. Neymiş? Çok eskiymiş burası. Hiçbir şey yokmuş. Aklı sıra hava atacak Kudret'in salonunda. Ne varsa artık. Kendi bilir ne yapalım. Biraz kısar mısın canım? Efendim Hüseyin Bey? Anladım. Ha yok estağfurullah ne demek? O zaman en geç 20 dakikaya oradayım. Tamam görüşürüz. Kolay gelsin. Ne oldu? Canım bir müşteri örnek daireye bakacakmış. Hüseyin Bey benim de orada olmamı istiyor. Anlıyorum. Çiçek fazla oyalanmayız merak etme. Oradan çıkıp hemen gideriz tamam? Tamam. Kudret abi. Bana bak. Kimse görmüyor değil mi seni? Yok abi herkes içeri girdi. İyi tamam. Haberler nasıl? Abi bu gece kına var. Kına yaksın onlar. Düğünü bizde yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde de pek düğün görünmüyor zaten. İşler kesat. Avni baba olmayınca olmuyor tabii. Avni baba döndü abi. Döndü mü? İşleri eline aldı mı peki? Aldı gibi. Ya. O zaman Şükran da herhalde gider. Yok be abi gideceği yok onun. İşleri Avni babaya bırakmaya hiç niyeti yok. Emin misin oğlum? Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Şükran abla bir daha buradan hayatta gitmez. İyi hadi tamam bak işine hadi. Tamam abi. Oh. Çok sağ ol şekerim. Ne zor şeymiş bu işler vallahi. Oo Avni baba siz burada mıydınız? Geçmiş olsun toparlandınız mı biraz? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Görüyorsunuz işte halimizi. Kızı evlendirmeye çalışıyoruz. Vallahi kızın mı var derdin var. Haklısınız. Hadi akşama görüşürüz. Güle güle Saniye Hanım. Hayırlısıyla bizim kızı da baş göz etseydik artık. Merak etme. Yakında ziyaretimize gelecekler. Gerçekten mi? Tahir söyledi. İlk fırsatta geleceklermiş. Geç bile kaldılar zaten. Ay çok şükür. Hemen çeyiz hazırlıklarına başlamamız lazım. Başlayın başlayın. Ben eve gidiyorum biraz dinleneceğim. Akşama gelirim. Tamam baba merak etme sen. Nasıl? Ne kadar güzel bir yer burası. Her yer yemyeşil. Gel gel buraya bakasın. Bak. Nasıl? Bu ne? Bizim inşaat. Güzel değil mi? Ya ne bileyim, bilmem. Beğenmedin mi be? Biliyorum senin işin bu ama... ağaçların kesilip yerine koca koca betonların dikilmesi bana katliam gibi geliyor. O zaman ev yerine çadırlarda yaşayalım sevgilim. Ben sadece çevreye karşı duyarlı olmaktan bahsediyorum. Niye bozuluyorsun ki? Çünkü... kimsenin konuştuğu kadar çevreci olduğuna inanmıyorum ben. Bir kere bu çanta bana hediye geldi. Tamam canım. Bir şey demedik. Hadi gel. Bayram Bey! Psst, Bayram Bey! Ay nereye gitti bu? Bayram Bey! Aa! Aa! Hayırlı olsun ağam. Sizin de düğün var herhalde kısmetse. Hayırlısı bakalım. Ne zaman? Yakında inşallah. Ne güzel böyle senin için Tahir abi ya. Sevinçlisindir. Güzel bir şey.
Allah utandırmasın oğlum. Şimdiki gençler farklı. İnşallah mahcup olmayız. Niye ki? Bir şey mi oldu? Yok, yok da. Kısmet işi bunlar Bayram. Avni baba büyük insandır. Gönlü yücedir, insan ayırmaz. Yıldıray'a da çok emeğe geçti sağ olsun. Ama olur ya, torunuma denk değil diyebilirdi. Demedi mi? Yok, hiç demedi. Bunu takmak zorunda mıyım? Ne güzel işte bak, çantanla takım oldu. Çevreci sevgilim benim. Alo. Evet, evet, şantiyedeyim. Yukarı park edebilirsiniz. Tamam, görüşürüz. Resmen şehir kuruyorsunuz. Tabii ya. Bak, buraya spor merkezi yapılacak. Kapalı yüzme havuzundan kuaföre kadar ne ararsan var. Buradan hiç dışarı falan çıkmana gerek yok yani. Her şey elinin altında. Hmm. Şurası bitene kadar 3-5 kuruş kenara atabilirsem... belki ben de krediyle falan bir daire alabilirim burada. Yapma Yıldıray ya. Çok yapay burası. Ben mahallede yaşamayı tercih ederim. Daha sıcak, daha samimi. Mahalle dediğin şey ecüş bücüş evlerden, dedikodu kazanından ibaret bir yer. Olsun. Yani ben yine de... Yıldıray Bey. Neyse, kapatalım, konuşuruz. Ne olur çok uzatma, geç kaldık zaten. Tamam. Bak, bizi bekliyorlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Buyurun, böyle gidelim. Bak. Tenteler şuraya kadar gelsin. Buraları çok güneş alıyor. Kumaşı şöyle yaldızlı bir şey olsun. Milenyum cinsinden. Anladım Kudret Bey. Alırız ölçüleri şimdi. Nereye kadar sizin bahçe? Bizim bahçe bak. Şuradan şöyle geliyor. Çitlere kadar. Bu ne lan? İsterseniz çitli yapalım Kudret Bey. Sen ne yaptığını sanıyorsun kız? Ne işin var senin burada? Nereden girdin sen? Senin kırdığın yerden. Neyi kırmışım ben? Bırak şimdi numarayı. Gül gibi çiti kırmışsın, gördüm. Ne saçmalıyorsun sen ya? Yazık. Biz çakıl taşı vermedik onlara, para verdik. Paramparça olmuş. Oh, isabet olmuş. Çok çirkindi zaten. Heh, bak şimdi yakalandın işte. İtiraf ediyorsun demek ha? Saçmalama, ne itirafı? Ben anlamam. Hemen o çiti yaptıracaksınız. Bana ne? Git kendin yaptır. İşim gücüm var benim. Bana bak Şükran, geldin iki günde karıştırdın ortalığı, işimiz var yani sende. Evet Kudret, işim var benimle. Çünkü ben senin o kurnaz numaralarını yemem. Tamam, peki. Şimdi gidiyorum. Ama bak sakın vazgeçtim sanma, bunu kafana yaz. Yemezmiş. Yemezsen gargara yaparsın. Pardon baba. Allah mesut etsin kızım. Allah mesut etsin. Vallahi gelin kızımız da pek güzel maşallah. Kızımız iyi de ailesinde iş yok. Şuraya bak.
köy düğününe çevirdiler. Allah mesut etsin. Sizlere de mahcup oldum olsun ama canım. Görmemişler işte, ne yapacağız? Allah mesut etsin kızı. Paraları yok. Buralara kaldık. Babam duymasın. Aman boş ver. Yılmaz diyordu. Aman işte bilmem nerede bir arsa varmış da çok ucuza alacaklarmış da kendi kafalarına göre yapacaklarmış. Ölme eşeğim ölme. Allah Allah ya. Bu adam niye doğru düzgün bir işe girmez ya? Abla çalışmak istemiyor. İnsanın içinde olacak. Kocam deyip katlanıyorum ama vallahi çekilecek dert değil. Oo. İki de kahve söyleyeyim bari. Efendim baba? Oturun siz, oturun. Keyfinize bakın. Salon işletecekler güya. Baba yani iki dakika oldu şurada oturalı. Hiç mi oturmayacağız ya? Yoruyor kendini işte. Ama neyse o da böyle mi? Gözüm üstünde. Hadi aşkım iyi geceler. Sana da. Çiçek. Çiçek. Asma artık yüzünü ya. Ne yapmamı bekliyorsun Yıldıray? Beni 5 saat şantiyenin ortasında bir başıma bıraktın. Ne yapayım? Adam evi almaya kalkınca inciğini cinciğini anlattırdı. Ne yapayım? Benim zaten oraya gelmem saçmaydı. Benim ne işim var şantiyede? Benim hayatım orası artık. Sen de gör istedim, fena mı? Demek bütün hayatın iş artık, öyle mi? Çiçek yapma. Başka şansım yok. İş dünyası bu. Ha biz hiç bilmiyoruz sanki iş dünyasını. Evet, bilmiyorsun. Bilseydin biraz daha anlayışlı olurdun. Öyle mi? Şimdi ben suçlu oldum yani, öyle mi? Ne yapmamı bekliyorsun? Beni 5 saat beklettikten sonra bana bu şantiyeyi lütfettiğin için çok teşekkür ederim dememi mi? Oh Çiçek. İş diyorum, iş. Kaç kişi ayağımı kaydırmaya çalışıyor benim orada, haberin var mı senin? Peki Yıldıray. Sen devam et işine. Dikkat et de ayağını kaydırmasınlar. Çiçek. Hiç bu kadar sıkıldığımı ve sinirlendiğimi hatırlamıyorum Yıldıray. Allah kahretsin. Hoş geldin Çiçek Hanım. İyi akşamlar Bayram. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hayırlı olsun. Ne hayır? Ah! Ah! Çiçek Hanım. Ah! Hay Allah. Çok mu acıdı? Hay aksi ya. Benim yüzümden oldu ya. Ya ne alakası var Bayram? Benim dikkatsizliğim. Dur. Ben buz getireyim sana. Gerek yok. Hiç uğraşma. Olur mu Çiçek Hanım? Şişer sonra. Çiçeği nasıl vereceğim acaba? Bunlar güzel ayrılıklar abla. Hem çok yakışıyorlar birbirlerine. Yakışıyorlar değil mi? Mutlu olsunlar da başka bir şey istemem. Soğuk mu? Evet. Tutmak lazım şöyle. Çok sağ ol Bayram. Üzüldüler mi seni Çiçek Hanım? Kim üzdüyse çok ayıp etmiş ya. Çiçekler üzülür mü hiç? Neyse. Buz iyi geldi, sağ ol Bayram. Ver bana, tamam. Artık bahçeye ineyim. Dur. Yardım edeyim ben sana. Sağ ol Bayram. Tamam. Sağ ol Bayram. Estağfurullah Çiçek Hanım. Hoş geldin kızım. Ne oldu yüzün asık senin? Yok bir şey teyzeciğim, ayağımı burktum. Gel otur şöyle, otur. Yanaşı. Annemin olsa, açsa da gelse.
parmağın batır aney. Bu gece misafirem, bu gece misafirem. Koynunda yatır aney, koynunda yatır aney. Bu gece misafirem, bu gece misafirem. Kız sus, ayıp gülünmez. Koynunda ay ne yapayım, çok komik söylüyor. Kapta gül gibi oldu, güler tabii. Ay bunun ağlayacağı yok. Kızım ağlasana, ayıp oluyor yavrucuğum. Ay ne yapayım anne, içimden gelmiyor. Pencereden kar geliyor. Devam et oğlum, sen devam et hadi. Kekliğimi doyurdular. Aman annem kanadını ayırdılar. Kanadını ayırdılar. Aman annem kanadını. Sevdiğimi eller aldı. Aman annem, o da bana ar geliyor. O da bana ar geliyor. Aman annem, o da bana ar geliyor. Ben öleyim. Bu nasıl zalim yaraymış? Aman annem, beni yardan ayırdılar. Ben ağzına sağlık yavrum benim. Gel öpeyim seni. Çok güzel okudun ama içimiz ağladı. Biraz hareketli bir şeyler söyle de coşsun millet. Bahçelerde bülbülce, bahçelerde bülbülce oynar gelin görümce, oynar gelin görümce, oynar. Kız git kap gelinin örtüsünü, kısmetin açılsın. Yok ya. Git kap bak, evde kalacaksın ha. Bir araya gelince, bir araya gelince. Moriyelilli yar lilalililom, of moriyelilli yar lilalililom. Moriyelilli yar lilalililom, kız moriyelilli yar lilalililom. Çekil şuradan, çekil. Çekil, 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 çekil. Çekil ya. Çekil. Kazandım, kazandım. Ben kazandım. Anne o kız kimdi? Kudret'in kardeşi. Yine düşmüş buraya.
Ya. Bu ne ki? Kınayı mı unuttular acaba ya? Günaydın Bayram. Günaydın ağam. Bir paket buldu masada. Unutmuşlar herhalde. Açayım mı? Aç bakalım neymiş. Aman. O ne ya? Bilmem, bir şeye benzemiyor ki. At oğlum, at bunu. Dök gitsin. Alo, günaydın. Özrünüz kabul edildi beyefendi. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Öpüyorum tatlım. Bay bay. Allah muhabbetinizi arttırsın. Sağ ol babacığım. Avni Bey'e söyledim. Yakında geliyoruz ziyaretinize dedim. Bizi bekliyorlar. Ne ziyareti? Alırız çiçeğimizi, tatlımızı. Bakarsın o gün takıveririz yüzüklere ha. Ama tabii çiçek kızım nişan isterse o başka. Bir dakika, bir dakika baba. Sen ne diyorsun? Ne nişanı, ne yüzüğü? E nişan olmadan evlenir mi oğlum? Evlenmesi ya. Şart değil tabii hemen evlenmek ama... ayıp oluyor artık Avni Beylere. Hem söyledim artık geleceğimizi. Bu saatten sonra geri dönemeyiz. Baba, benim fikrimi sormadan nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Oğlum, yüz yüze bakıyorum insanlarla. Yeter baba. Başka bir şey söyleme. Madem böyle bir şeye kendi başına karar verdin, sonuçlarından da sen sorumlusun. Bunu bil. Geliyorlardır. Nereden biliyorsun? Belki dedeme geçmiş olsun demeye geleceklerdir. Olur mu kızım? Kaç defa söyleyeceğim? Seni istemeye gelecekler. Hay Allah ya. Peki ne zaman gelecekler anne? Herhalde bugün yarın gelirler. Ne? Ben ne giyeceğim? Ay ben şimdi kahve falan yapacağım değil mi? Anne ben köpürtemem onu. Anne bir kahve makinesi falan mı alsak? Alırız kızım, alırız. Alışverişe de çıkacağız zaten. Tamam. Daha borç hazırlayacağız. Bir iki parça çeyizlik falan da bakmak lazım. Ne zaman? Bugün. Hadi kızım git giy de bir an önce çıkalım. Ay. Hadi. Ay inanmıyorum. Tamam tamam. Merhaba. Günaydın. Tanımadın herhalde. Benim. Asuman. Ha. Günaydın bacım. Dün akşam biraz panikli çıktım da. Ha, gördüm. Elinde yemeğiyle koşturuyordun. Aslında ben sana yemek getirmiştim ama telaşla masada unutuvermişim. Yemek? Ha, yemeği sen mi getirdin? Buldun mu yoksa? Ha, buldum. Beğendin mi peki? Beğenmez miyim bacım? Pek güzel olmuş. Şıllık tatlısı da yapmıştım. Sağ olasın. Eline sağlık. Günaydın Bayram. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Çalıyor. Mesut'cum be. Gel bakalım. Arkadaşlarımla tanış. Çocuklar, aranıza yeni bir arkadaşınız katıldı. İsmin neydi? Şebnem. Arkadaşınız tecrübeliymiş. Hadi bakalım arkadaşlar, çalışmaya başlayalım. Şebnem, sen de arkadaşlarına katıl.
Evet çocuklar, eşleşin şimdi. Sen de şöyle geç. Vallahi ben böyle şarkı söyleyen birini görmedim. Ne ses varmış maşallah. Tadı damağımızda kaldı. Güzel söyler Bayram, değil mi baba? Evet. Benim beye de anlattım. O kadar beğendiysen orada yapalım düğünü dedi. Hay hay efendim, ne demek? Yaparız tabii. Ama o yaz delikanlı okuyacak şarkıları, tamam mı? O olmazsa olmaz. Yoksa ben zaten Kudret'e yer ayırtmıştım. Orada yaparız düğünü. Ya iyi, tamam. Ayarlarız. Buyurun o zaman Semra Hanım, konuşalım. Hey 15'li 15'li Tokat yollar taşlı, 15'liler geliyor kızların gözü yaşlı aslı. Yorma sesini. Allah. Bana bak, biz seninle sahneye çıkmak yok diye konuşmuştuk. Öyle demiştik ama ısrar ettiler. Sus bakayım Ayta. Şimdi işler değişti. Değişti mi? Kesme lafımı. Yarın akşama sen çıkacaksın sahneye. Ben mi? Vallahi mı? Şaka mı yapacağım sana? Çıkacaksın diyorsam çıkacaksın. Başım gözüm üstüne ağam. Siz çık diyorsanız ben çıkarım. Ama sadece bir gecelik. Sakın alışma. Sağ olasın ağam. Baba biz alışverişe çıkıyoruz. İyi çıkın. Durun. Başka pabucun yok mu senin? Yoktur. Al şunu. Bunu da alın yanınıza, bir çift pabuç alın. Peki baba. İyi hadi çıkalım. Ben üstümü değiştireyim, terliyim. İyi. Ben sizi kapıda bekliyorum. Tamam. Pamuk yürekli dedem benim. Hadi Bayram. Hadi. Bakın isterseniz şöyle bir çit de yapabiliriz. Ne dersiniz? Geçen sene peynir ekmek gibi gitti bunlar. Patron. Patron bir baksana. Hayırdır Salih? Pek hayırlı değil patron. Yarınki düğün vardı ya. Düğün sahibi aradı demin. Yan tarafta yapmaya karar vermişler. Ne? Kaporayı yakmayı bile kabul etti. Allah Allah. Ulan önüne bak, önüne. Şükran. Bak ayıp oluyor ama. Gene ne oldu? Bu iki oldu bak. Yazıyorum bir tarafa ona göre ha. Neyi yazıyorsun? Her işin bir raconu vardır. Müşteri çalmak esnafa yakışmaz. Diyene bak. Bu mahallede ahlak dersi verecek son insan sensin. Düğün sahibi Bayram'ın sahnesini beğendi. Düğünü bizde yapmaya karar verdi. Ne var bunda? Kim bilir kadının aklını çelmek için ne numaraları çevirdiniz. Herkesi kendi gibi zannetme Kudret. O numaralar sana mahsus. Demek öyle. Peki. Peki Şükran Hanım. Her şeyi sen başlattın. Bundan sonra olacaklardan ben mesul değilim. Bunlar iyi günleriniz. Tadını çıkarın. Ne oldu anne? Yok bir şey. Kötü bir şey mi söyledi abla? Yok bir şey. Hadi zaten geç kaldık. Daha Leyla'yı alacağız. Herkesi kendim gibi zannediyormuşum. Ulan herkes benim gibi olsa dünya çiçek gibi olur be. Şeytan diyor ne yap et, o düğünü onlara yar etme. Haklısın patron. Müşteri çalmak neymiş göstermek lazım. Damarıma basmayacaktı. Bir de iyi yönden düşün abi. Kadının bıraktığı kapora sana kaldı. Salak salak konuşma lan. Tenteler için gelen adamı ne yapayım patron? Bahçede bekliyor. Yolla gitsin. Yok tente mente. Yol ver yürüsün. Yürü. Bir de bu takım var. Bu sene bunlar çok gitti. Makineye at yıka, hiçbir şey olmaz. Nasıl? Polyester bu, çok terletir. Aman da nişanlısına kıyamazmış. Terletirmiş aman annesi. Aman teyze ya, ne nişanlısı? Daha ortada fol yok, yumurta yok. Geleceğiz dediler ya kızım. Sonra iki ayağımız bir pabuca girecek. Biz hazırlığımızı yapalım da. Bir de buna bakın isterseniz. Aa, bu çok güzel. Aa, bak. Güzel bu. Damat beyin bedeni kaç? Herhalde large olur. Bayram, dur bakayım. Nasıl? Bence bu yıldıraya olur. Seni açtı vallahi Bayram.
Bunu aldık. Yıldıray, bizim salon için sorabildin mi babana? Sordum, sordum. Yokmuş ya. Of ya. Bir tek kalbur üstü yerler boş. Bir ton para vereceğiz şimdi. Hayır, daha 6 ay önce nişanlandık. Tam onun borçlarını kapattım derken şimdi bir de düğün çıktı. Her şey masraf tabii. Üstüne bir de Azerbaycan işini kaptırdım, tam oldu. Nasıl kaptırdın? E tam düğün arifesine denk geliyor, nasıl gideyim? Bittim vallahi ben. Ne para kaldı ne kariyer. Evlilikmiş, başlarım böyle evliliğe. Bir şey unutmadık değil mi? Yok yok, her şey tamam. Acaba o havlu takımını tamam da mı olsaydı? Olsun teyze. Ay havluya bile polyester dedi neredeyse. Sağ ol Bayram, seni de çok yorduk. Olur mu Çiçek Hanım, sizin işiniz görürsün de. Aa, sağ ol Bayram, yarın görüşürüz. Neyse, ben artık salona gideyim. Aşkım? Peki, akşam buluşalım mı? Tamam, ben alırım seni. Tamam Yıldıray, bekliyorum. Görüşmek üzere. Ne diyor? Akşama buluşalım diyor, beni alacakmış. Başka bir şey söylemedi mi? Yok. Sesi de böyle biraz sıkkın gibiydi. Sıkkın değil, heyecanlıdır da ondan. Evlilik teklif edecek abla, kolay mı? Ya yok artık teyze ya. Tabii kızım. Belki yüzük falan da takar. Yıldıray bana yüzük takacak. Hiç sanmıyorum. Aa, laf etme gül gibi çocuğa. Şöyle düzgün bir şeyler giy de öyle git. Aa, tabii canım. Şöyle biraz süslen. Ya heyecanlandım ay şimdi. Canım. Elim ayağım birbirine dolaşacak. Hadi gel. Sana şöyle güzel bir elbise seçelim, gel. Tamam, tamam. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Çiçek, bunu biliyorsun. Ben de seni seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Ailelerimiz de biliyor. Durum böyle olunca bir takım beklentiler oluyor tabii. Tabii. Ama önce bizim kararımız önemli. Yani onlar bir şeyler bekliyorlar diye alelacele karar vermek yanlış olabilir. Yani anlamadım. Sen şimdi... Babam dedene bir şeyler söylemiş. İsteme lafı falan geçmiş galiba. Senin bundan haberin yok muydu? Hayır, yoktu. Halbuki bu bizim hayatımız, öyle değil mi? Yani sence de garip değil mi bu yaptıkları? Tabii. Önce bizim karar vermemiz doğru olur. Kesinlikle. Bak, ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Tabii ki seninle evlenmek istiyorum ama... Ama? Ama erken. Daha çok erken. Anlıyorum. Sen mesela birden o salonda çalışmak zorunda kaldın. Ben de sen satış bölümüne daha yeni terfi ettin. En geç 2 seneye kadar şirket içi kadroya girmem lazım. Tabii onunla da bitmiyor. Portföyüm için daha bir sürü... Anladım. Anladım Yıldıray. Efendim? Kendini paralamana gerek yok. Anladım. Çiçek, canım bak. Babam birdenbire evlenme lafı edince şaşırdım sadece. İstemiyor değiliz ki biz birbirimizi. İkimiz de istiyoruz. İkimiz de. Evet. Ya sen okuldayken hep bunu konuşmaz mıydık? Bir gün evlenmeyi. Evet. Hep bunu konuşurduk. İzninle. Çiçek. İyi misin? İyiyim.
Keklik gibi kanadımı süzmedim. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazen. Gülüme lütfen çekinme. Kalemle ruj da var. Teşekkür ederim, sağ olun. Bazı geceler insan arkasına bakmadan kaçmak istiyor, değil mi? Bence kadınlar tuvaletine bir arka kapı yapmalılar. Ha? Üşüyor musun? Hayır. Of. Burcu? Aa, Yıldıray. Burada mıydın? Hiç görmedim. Seni Çiçek'le tanıştırayım. Burcu patronumuz Reşat Bey'in kızı. Aynı zamanda genel koordinatörümüz. Memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Altın kemer bağlamış, altın kemer bağlamış. Gelinin cebeline, hel hel verin heline. Deste gül verin geline, hel hel verin heline. Deste gül verin geline. Altın kemer bağlamış, altın kemer bağlamış. Gelinin cebeline, hel hel verin heline. Deste gül verin geline.
Oğlum Bayram, gamla tasayla bu iş yürümez. Gönlünü bir yana atacaksın. Artık senin için yalnızca işin var. Ama bak, bu gece sahneye çıkacaksın diye heveslenme. Sen bir garsonsun artık. Şarkıcılık başka bahara kaldı. Hel hele verin geline, Gonca gül verin eline. Altın kemer balamış, altın kemer balamış gelinin cebeline. Hel hele verin geline, Gonca gül verin eline. Hel hele verin eline. Ay şu düğün ilaç gibi geldi. Kara kara düşünüyordum ne yapacağız diye. Ah, hoş geldin teyze. Hoş bulduk canım. Geç kaldım ben. Daha pastacıya uğrayacağım. Tamam hadi abla, kolay gelsin. Hadi, salonda görüşürüz. Hadi biz toparlarız. Görüşürüz sonra. Ne oldu akşam? Hiç. Nasıl hiç? Öyle işte. Yemek yedik, sonra da beni eve bıraktı. O kadar mı? Kafam çok karışık teyze. Ya bir anda bir isteme mevzusu çıktı. Sonra bir telaş çeyiz alışverişine gittik. Ama bütün bunlar olurken kimse dönüp bana fikrimi sormadı. Bu kız acaba evlenmek istiyor mu? Buna hazır mı? Hiçbirinizin aklına benimle oturup konuşmak gelmedi. Çiçek neler diyorsun Allah aşkına? Sen Yıldıray'la evlenmek istemiyor musun? Bilmiyorum. Bak teyzeciğim, eğer tereddüt ettiğin bir şey varsa iyi düşün derim. Ya benim tereddüt ettiğim bir şey yok. Ama... Sorun ne o zaman? Galiba... Yıldıray'ın gelecek planları arasında evlilik yok. Yok. Canım, bu işler şakaya gelmez. Bir kere ciddiye bindi mi sonrası daha sancılı olur. Belki de Yıldıray haklı. Yani henüz çok erken. Canım, insan en kolay kendini kandırır. Sen ol, hayatına başkalarının istekleri doğrultusunda yön verme. Bu kişi sevgilin olsa bile. Dün gece gözlerinin içi parlıyordu. Ama bugün gördüğüm tek şey hayal kırıklığı. Bak, sen önce ne yapmak istediğine karar ver. Sonra da Yıldıray'la otur, açık açık konuş. Bu senin de ilişkin. Ne yapıyorsun? Senin dediğini yapıyorum. Önce düşünüp karar vermem lazım. Sonra konuşurum Yıldıray'la. Of Çiçek, of yapma ne olur. Aa, sen hala burada mısın? Hadi kalk, toplantı başlamak üzere. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Tamam, bu kadar yeter. Gidebilirsin. Harçlığın var mı? Var biraz. Dün annem vermişti. Al bakalım, yanında bulunsun. Sağ ol Patik dedem. Göksel, neredesin? Geldim anne. Oha! Yuh be! Şişt, ne oluyor be? Kafamı atsaydın. Gel de sustur o zaman. Şişt. Ya bıraksana çantayı. Nereye götürüyorsun? Tüh. Ben sana ne diyeyim? Ne yapıyorsun ya? Bela mısın sen? İnsan bir aşağı bakar be. Ya kafama gelseydi? Keşke gelseydi. Dua et kızsın. Allah Allah. Erkek olsam ne yapacaktın? Dövecek miydin? Göksel, ne öyle kapıyı vurup çıkmalar? Oğluşum, sütünü de içmemişsin. Of anne ya. Hadi süt çocuğu, bana laf yetiştireceğine git sütünü iç. Anneciğin üzme bakayım hadi. Hadi oğluşum. Hadi. Hadi. Ya. Ya. Evet. Ne hallere geldik baba ya. Oh. Oo, hoş geldin Avni baba. Geçmiş olsun. Nasıl oldun Avni baba? İyiyim, iyiyim. Bir de sizi çalışırken görsem daha iyi olacaktı. Bu akşam düğün olduğunu unuttunuz galiba. Hiç unutur muyuz Avni baba? Aşk olsun. Şu garson gelsin de başlayın hemen. Bu gecelik o söyleyecek. Bu gecelik mi? Hadi hadi durmayın.
Şu aleti edevatı bahçeye taşıyın. Nerede bu Hayri? Yardım etsin şunlara. O daha gelmedi anne baba. Ben yardımcı olurum. Tamam. İyi. Mikser yok. Nasıl ya? Yok işte. Ne diyorsun Muhittin ya? Yok işte, çalınmış. Ne oluyor? Nasıl yok? Biri mikseri çalmış. Ne? Emin misiniz? Yani burada mıydı? Tabii canım, başka nerede olacak? Allah Allah. Kim alır ki? Dün gece burada kim kaldı? Bayram. Çaylar geldi. Vallahi tavşak kanı mübarek. Buyur abi. Ne oldu abi? İki gündür tanıdığın adamı güvenip içeri alırsan olacağı bu işte. Bayram'ın böyle bir şey yaptığına inanmıyorum baba. Neden yapsın ki? Senin aklın alıyor mu? Heh. Konu insan olunca benim aklım her şeye yatar kızım. İnsanoğlu nankördür. Yapılan iyiliği çabuk unutur. Haksız mıyım? Ne duymak istiyorsun baba? Tamam, sen haklısın. Bayram nankörlük etti. Mikserimizi çaldı baba. Yine yanlış insana güvendim değil mi? Tıpkı zamanında yaptığım gibi ha? Mutlu musun baba? Bayram. Sen de tuhaf tuhaf konuşma. Ne yapacağız bu hırsızlığı, onu söyle. Polis falan mı çağırsak acaba? Of ya, hep bizi bulur böyle şeyler. Efendim. Çiçek. Neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum. Çok merak ettim. İşim vardı. Görüşmemiz lazım Çiçek. Buluşalım. Peki. Ben de görüşmek istiyorum. Saat 9 iyi mi? Sahilde. Hı-hı. Nereye gidiyorsun böyle? Gidiyorum ağam. Bir hatam olduysa affola. Seni de üzdüler he? Yok ağam. Belli belli, kırmışlar seni. Oğlum bak, onlar kadir kıymet bilmezler ama ben bilirim. Bak, sana bir teklifim var. Gel benimle çalış. Hırsızlıkla suçlandığım bir yere duramam ağam. Bırak, boş ver onları delikanlı. Bak, ne alıyorsan iki katı. Dört katı. Mikseri Bayram çalmadı baba. Buna adım gibi eminim. Kim yaptı peki? Kimin yaptığını çok iyi biliyorum. Bizim işimizi baltalamak isteyen biri. Ama bu sefer çok ileriye gitti. Şükran. Hadi hayırlısı. Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Oo, Kudret Bey. Ne oldu? Anlaştınız mı? Anlaştık, anlaştık. Sağ olsun Salih kardeşim, çok yardımcı oldu. İyi, hadi hayırlı olsun.
Sen artık bardağı iyice taşırdın Kudret. Hiç öyle bilmiyormuş gibi bakma. Bu yaptığın sana bile yakışmıyor. Takılmasın bu öfkenin peşine. Gözün hiçbir şey görmüyor. Varsa yoksa intikam. Sadede gel Şükran. Ne demek istiyorsun? Bir şey demiyorum. Hesap soruyorum. Bunun sonu nereye varacak ha? Dün solistimizi elimizden aldın. Bugün tesisatımızı çaldın. Ne? Yarın ne yapacaksın ha? Yakıp yıkacak mısın? Kırıp ne? Dökecek misin? Bu kadar küçülmeye değer mi ha? Söylesene değer mi? Yani sen şimdi benim yaptığımı mı zannediyorsun? Beni gene hırsızlıkla suçladın ya Şükran. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok artık. Nasıl düşünebildin? Ne olmuş yani? Düşündük dediysek yüzüne vurup hapse tıktırmadık ya. Ne bileyim ben? Gece bir tek bayramın kaldığını duyunca. Nerede peki şimdi? Ne bileyim. Ben bir gidip kulise bakayım. Bayram. Of dedi, of. Hani gitmiş işte, gitmiş. Hadi dedem şüpheci, zaten ısınamadı çocuğa. Ama sen, sen nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Bilmiyorum Çiçek. Ben görmedim bile. Ne zaman gitmiş? Anne nasıl görmezsin ya? Oh. Çiçek, ne olur bir de sen gel Müslüm, olur mu? Lütfen. Bu pozisyonları hepiniz biliyorsunuz artık. Evet, göstermek isteyen var mı? Ben deneyebilir miyim? Gel bakalım Şebnem. Var mı gönüllü? Ben varım hocam. Yok mu başka gönüllü? Ben varım. Ah!
Abi, gelebilir miyim? Kaybol. Ama çok önemli abi. Kaybol dedik oğlum. Sen bilirsin de abi. Yan tarafla ilgiliydi. Abi, hani senin elinden aldıkları şu düğün vardı ya. İşte onu bu gece yapamayacaklar abi. Ne diyorsun oğlum sen? Neden yapamayacaklar? İşte bu yüzden abi. Nedir o? Mikser abi. Nasıl? İyi düşünmüş müyüm? Ulan ben şimdi senin şaftını kaydırmaz mıyım? Hırsız mıyız ulan biz? Abi. Yürü. Gel. Abi. Ay. Abi dur bir izah edin. Geç ulan. Abi vurma. Adamı hırsıza abi, çıkartırsın ha. Abi bir izah edin ya. Yürü. Abi geç vurma. Vallahi geç billahi ben bilerek yapmadım ya. Ay yenge neler oluyor? Bu daha bir başlangıç Asuman. Bu daha bir başlangıç. Gör bak daha neler gelecek başımıza. Abi yapma. Yürü, yürü abi. Lan yürü, yürü. Abi. Yürü, iterim abi. Seni, yürü. Abi, dur, yapma. Geç. Abi elini ayağını öp. Yürü. Al. Dur, yapma. Bu ne gürültü? Hıt, ne var, ne oluyor orada? Buyurun. Hırsızlığı bu it yapmış. Artık cezasını siz verirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yaparsınız. Tesisat benim dükkanda. Bir adam gönderin de aldırın. O zavallı çocuğu bir kez olsun dinleseydiniz çekip gitmezdi. Garibanın günahını almak çok kolay değil mi? Ama dinlemek ve anlamaya çalışmak her baba yiğidin harcı değil. Hoşça kalın. Kudret. Utanmaz herif seni. Avni baba ne yapalım bunu? Polis çağırayım mı? Bırak. Allah'ından bulsun Ayta. Bu yaştan sonra günaha soktu zaten beni. Kudret! 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 Bir dakika. Ben... Kusura bakma. Dün öyle tehditler savurunca... Bu işi yapsa yapsa Kudret yapar dedin değil mi? Biliyorum, çok ağır konuştum. Eğer seni kırdıysam... Sen artık beni kıramazsın Şükran. Köprünün altından çok sular aktı. Hayat artık senin etrafında dönmüyor. Senden intikam alıyorum ha. Senin intikam dediğin sadece basit bir iş rekabeti. Burada kalacaksan önce bunu anlamalısın. Başına her gelinde benden bilme. Yıllardır sen kendi yolundasın, ben de kendi yolumda. Bundan sonra da öyle olacak. Ben aslında... Seni hala düşündüğümü mü sanıyorsun? Yanılıyorsun Şükran. Artık 18 yaşında değiliz. Ne ben o toy delikanlıyım, ne de sen artık o masum genç kız. Kudret. Şükran, bak artık benim için hiçbir şeyi ifade etmiyorsun. Ben seni çoktan sildim. Evet, sildim.
ya. Boşu boşuna. Kim bilir nereye gitti çocuk. Dedeciğim ne olur üzme kendini. Bak doktor ne dedi? Bırak şimdi doktoru. Çabuk bulun neredeyse Bayram'ı. Nereye gitmiş olabilir ki? İstanbul'da bir yerde bilmiyor. Efendim Yıldıray. Sonra arayayım mı seni? Şu an müsait değilim. Tamam görüşürüz. Tahir amca Bayram nereye gitti biliyor musun? Demin otogardan aradı. Hakkını helal et diye. Sesi çok kırgın geliyordu. Urfa'ya dönüyormuş. Ne? Ben hemen çıkıyorum belki yetiş. Bayram! 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 Çiçek Hanım, hayırdır? Seninle konuşmam lazım. Olanlardan haberim var. Ama ortada büyük bir yanlış anlama var Bayram. İnan bana dedem öyle bir şey demek istemedi. Görsen öyle üzüldü ki. Annem de öyle. Ben de çok üzgünüm Bayram. Ailem adına senden özür dilerim. Estağfurullah Çiçek Hanım. Hadi Bayram, gel benimle gidelim. Salonda herkes seni bekliyor. Eksik olma Çiçek Hanım. Zahmet ettin, bunca yol geldin. Ama bırak ben gideyim yoluma. Biliyorum çok kırıldın. Ama unutamaz mıyız Bayram? Kimse isteyerek söylemedi. Bizim Urfa'da bir ağa vardı. Adı Muharrem. Ağa dediysem öyle köyün ağası falan değil. Göğünümüzde mert bir delikanlı. Bir gün bir haksızlığa uğradı. Kavga dövüş neydiyse kimse inanmadı ona. Biz inanıyoruz tabii. Neyse. Allem ettik, kallem ettik. Akladık garibanı. Biz böyle meydanda sevinmiş yanına koştuk. Ama yüzünü görsen duvar gibi. Zannedersin aklanmamış da ipe gidi. Dedik ne oluyor bu ne surat? Böyle baktı baktı yüzümüze. Ne dedi bileyim sana? Aklandık paklandık da ağam. Şuram hala neden sızlıyor? Bu midemdeki taş neden hala dönüp durayım? Urfa yolcusu kalmasın! Benim de sızlı Çiçek Hanım. Anlıyorsan değil. Hadi. Kal sağlıcakla. Biliyor musun Bayram? Benim de Urfalı bir arkadaşım var. Adı Bayram. Bir gün canım sıkkınken önce beni güldürüp bir daha da hiç üzülmememi söylemişti. Çiçekler hiç üzülür mü demişti.